Sayın Genel Başkan, şurada. Efendim? Burada geç. Sen de o zaman yanıma sen de al. O zaman siz de gelin. Sayın Bey. Evet. Texon Sanayi Sistemimize hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Texon Sanayi Sistemi 1988 yılında kurulan ilk sanayi sistemimiz. Şu anda yaklaşık olarak da 800 tane üyemiz var. Şimdi asgari ücretle ilgili değerlendirmeye gelince neye göre düşük olmuş, neye göre yüksek olmuş? Buna bakmak lazım. Bir enflasyona göre kıyasladığımızda Türkiye'de 2022 başından, ocağından 2023 başına geldiğimizde enflasyon düşmüş mü, çıkmış mı? Düşmüş. Aşağı doğru bir eğim var. Peki kaç olmuş bir yıllık enflasyon? Aşağı yukarı %80'lerle başlamış, 70'ler seviyesine gelmiş. Peki Ocak'tan, 2022 Ocak'tan bugüne kadar asgari ücrete ne kadar zam yapılmış? 2022 Ocak'ta %50 yapıldı. 2022 Temmuz'unda %30 yapıldı. Şimdi %54 küsur, %55 yapıldı. Yani %135'lik bir zam yapılmış. Yani enflasyonun iki katı gibi bir artış sağlanmış. Demek ki enflasyona göre baktığımızda olumlu, çok olumlu bir artış var. %100 enflasyonun iki katı kadar. Peki döviz cinsinden bakalım. Döviz cinsinden baktığımız zaman da 2000 yılından bugüne kadar daha öncesinde çünkü bir döviz kıyaslaması yok. Dövizle kıyaslandığından bugüne kadar en yüksek orana ulaşmış. Yani daha önce 430'ları 440 dolarları görmüş asgari ücret ama hiç 450 doların üstüne çıkmamış. Ama bugün açıklanan asgari ücret 455-460 dolar civarında. Şimdi buraya göre de baktığınız zaman asgari ücret rakamı açıklanan rakamda bir olumluluk görüyoruz. Zaten biz daha önce ifade ettik. 8250 yani %50 artışla 8250'li rakamlar konuşuluyordu ama daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 250 lirayı işverene destek olarak verip o da asgari ücretin üzerine konunca 8500 lira gibi bir rakam açıklandı. Ben dün akşam Türk İş Genel Başkanımız Sayın Ergun Atalay'ı ziyaret ettim. Biliyorsunuz kendileri bu şeye imza atmadılar. Daha önce 9000 kırmızı çizgileri olarak açıklamışlardı. Kendilerine de bunları ifade ettim. Kendileri de makul. Tabii ki bugüne kadar da hep bu anlamda makul davrandı. Ve sadece bu konuda değil, demokrasi konusunda da efendim milli meselelerde de hep devletin, hükümetin yanında yer aldı. Dolayısıyla çok tecrübeli bir sendikacı, aynı zamanda işçi kesiminin temsilcisi, kendisi de işçilikten gelen birisi. Son olarak şunu söyleyeyim. İnanıyorum ki eğer gerçekten tekrar işçilerimizin, asgari ücretlerimizin bir gelir kaybı olursa ya da enflasyon yukarı doğru yeniden bir evime kazanırsa ben tekrar asgari ücret tespit komisyonunu bir araya gelerek yeni bir düzenleme yapacağına da inanıyorum. Tabii muhalefet 10 bin lira da açıklansaydı eksik az oldu diyecekti. 12 bin lira da açıklansaydı az oldu diyeceklerdi. Çünkü onların dediğim gibi sınırı yok. Hani dolayısıyla onlar şu anda sorumluluk makamında değil. Sorumluluk makamında olmadığı için bol keseden bu şekilde vaatler yapılabiliyor. Ama biz SGK'nın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel müdür olduğu dönemde battığını biliyoruz. Bugün Türkiye'nin bir EYT problemi varsa sebebinin CHP ya da o zihniyetteki partiler olduğunu biliyoruz. Ama onu ortadan kaldırmak da, EYT'lilerin yüzünü güldürmek de, emekli yaşa takılanların hakkını vermek de inşallah yine Cumhur İttifakı'na nasip olacak. İnşallah önümüzdeki Ocak ayında da EYT ile ilgili düzenleme yapılacaktır diye ümit ediyorum. Onun için yani muhalefetin ne dediğinden ziyade rakam açıklanan rakamı işte belli kriterlerle kıyaslayıp parametrelerde ona göre bir değerlendirme yaptığımızda
rakamın olumlu olduğunu ve işçinin lehine olduğunu, çalışanın lehine olduğunu çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz. En son mesela İYİ Parti Genel Başkanı'nın konuşmaları grup toplantısında gerçekten yani utanç verici. Yani herhalde siyaseten Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmeye çalışırken Cumhurbaşkanlığı adayında da herkesin önüne geçmek için daha ağır laflar söyleyip ceza alıp bir mağduriyet alanı oluşturmaya çalışıyor ama kimsenin de umurunda olduğunu düşünmüyorum.